أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رحمن ورحيم olan Allah'ın adıyla. Rabbin dileseydi insanları elbette tek bir ümmet yapardı. Fakat onlar hep ihtilaf içinde olacaklardır. Rabbinin esirgedikleri müstesna. Zaten o insanları buna uygun yaratmıştır. Böylece Rabbinin "Andolsun ki cehennemi hem insanlar hem de cinlerle dolduracağım" sözü yerini bulmuş oldu. Peygamberlerin haberlerinden senin kalbini kuvvetlendireceğimiz bilgilerin her birini sana anlatıyoruz. Bunlarda sana gerçeğin bilgisi, müminlere de bir öğüt ve bir uyarı ulaşıyor. İman etmeyenlere de ki, elimizden geleni yapın, biz de yapacağız. Bekleyin, şüphesiz biz de beklemekteyiz. Göklerin ve yerin gizlisi, gaybı yalnız Allah'a aittir. Her iş O'na döndürülür. Öyleyse O'na kulluk et ve O'na güvenip dayan. Rabbin yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif Lam Ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Anlayabilirsiniz diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Biz bu Kur'an'ı sana vahyetmekle başka konular yanında en güzel kıssayı da anlatıyoruz. Gerçek şu ki sen daha önce bunları bilmiyordun. Bir gün Yusuf babasına demişti ki, "Babacığım, ben rüyamda 11 yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Onları bana secde ederken gördüm." Babası, "Yavrucuğum," dedi, "rüyanı sakın kardeşlerine anlatma. Sonra sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insana apaçık bir düşmandır. Anlaşılan böylece Rabbin seni seçecek, sana rüyada görülenlerin yorumunu öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da nimetini tamamlayacaktır. Kuşkusuz Rabbin çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinde almak isteyenler için ibretler vardır. Hani kardeşleri demişlerdi ki, "Yusuf ile öz kardeşi babamızın gözünde bizden daha değerli. Halbuki bizim sayımız daha çok. Şüphesiz ki babamız apaçık bir yanılgı içinde. Yusuf'u öldürün veya onu uzak bir yere atın ki babanızın teveccühü yalnız size kalsın. Ondan sonra da tövbe ederek iyi kimseler olursunuz." Onlardan biri, "Yusuf'u öldürmeyin. Eğer mutlaka yapacaksanız onu kör kuyunun dibine bırakın. Nasıl olsa gelip geçen kervanlardan biri onu bulup alır," dedi. Dediler ki, "Ey babamız, niçin Yusuf hakkında bize güvenmiyorsun? Oysa biz onun iyiliğini isteyen kimseleriz. Yarın onu bizimle beraber kıra gönder de bol bol yesin içsin, oynasın. Onu mutlaka koruruz." Babaları, "Doğrusu onu götürmeniz beni endişelendiriyor. Farkında olmadığınız bir sırada onu kurt yer diye korkuyorum," dedi. Dediler ki, "Biz böylesine kalabalık iken onu kurt yerse o zaman gerçekten bize yazıklar olsun." Onu götürüp kuyunun dibine bırakmaya ittifakla karar verince bunu yaptılar. Biz de Yusuf'a, "Kardeşlerinin bu yaptıklarını bir gün onlara, kendileri senin kim olduğunun farkına varmadan mutlaka haber vereceksin," diye vahyettik. Akşam ağlayarak babalarına geldiler. "Ey babamız, biz yarış için uzaklaşmış, Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Onu kurt yemiş. Ama biz doğru söyleyen kimseler olsak da sen bize inanmazsın," dediler. Gömleğinin üstünde uydurma bir kan izi de gösterdiler. Yakup, "Hayır, nefsiniz sizi kötü bir iş yapmaya sürüklemiş. Artık bana düşen güzelce sabretmektir. Anlattığınız şeyler karşısında bana yardım edecek olan ise ancak Allah'tır," dedi. Derken bir kervan geldi, sucularını gönderdiler. Adam kovasını kuyuya saldı. "Müjde, işte bir olan çocuğu," diye bağırdı. Onu alıp bir ticaret malı olarak sakladılar. Allah onların yaptıklarını çok iyi biliyordu.
Mısır'da onu yok pahasına birkaç dirheme sattılar. Zaten ona pek değer vermemişlerdi. Onu satın alan Mısırlı adam karısına, ona değer ver ve güzel bak. Umulur ki bize faydası olur veya ona evlat ediniriz dedi. İşte böylece Yusuf'a orada bir yer sağladık ve bunu rüyada görüleni, olayların yorumunu ona öğretelim diye de yaptık. Allah'ın emrini yerine getirmeye, Allah emrini yerine getirmeye kadirdir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Yusuf ergenlik çağına erişince ona güçlü bir muhakeme yeteneği ve ilim verdik. İşte güzel davrananları biz böyle mükafatlandırırız. Evinde bulunduğu kadın onunla ilişkiye girmek istedi. Kapıları iyice kapattı ve haydi gel dedi. O da haşa, Allah'a sığınırım. Zira kocan benim veli nimetimdir. Bana iyilik edip evini açtı. Gerçek şu ki zalimler iflah olmaz dedi. Kadın onu kesinlikle arzulamıştı. Eğer Rabbinin işaret ve ikazını görmeseydi o da kadını arzulardı. İşte biz kötülük ve fuhşu ondan uzaklaştırmak için böyle yaptık. Şüphesiz o ihlaslı kullarımızdandı. İkisi de kapıya doğru koştular. Kadın onun gömleğini arkadan yakalayıp yırttı. Kapının yanında kocasıyla karşılaştılar. Kadın kocasına dedi ki, senin ailene kötülük etmek isteyenin cezası zindana atılmaktan veya elem verici bir işkenceden başka ne olabilir? Yusuf, asıl kendisi benimle ilişkiye girmek istedi dedi. Kadının akrabasından biri şöyle bilir kişilik yaptı. Eğer gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylemiştir. Bu ise yalancılardandır. Eğer gömleği arkadan yırtılmışsa kadın yalan söylemiştir. Bu doğru söyleyenlerdendir. Aziz, Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce dedi ki, anlaşılıyor ki bu iş siz kadınların tuzağıdır. Sizin tuzağınız gerçekten yamandır. Yusuf, sen bunu olmamış say. Hanım, sen de günahının affını dile, çünkü sen günahkarlardan oldun. Şehirdeki bazı kadınlar, Aziz'in karısı hizmetindeki genç ile beraber olmak istiyormuş. Yusuf'un sevdası kalbine işlemiş. Biz onu gerçekten açık bir sapıklık içinde görüyoruz dediler. Aziz'in karısı, kadınların dedikodularını duyunca onlara davetçiler gönderdi. Yaslanmalar için yastıklar hazırladı ve onlardan her birine bir bıçak verdi. Kadınlar meyvelerini soyarken Yusuf'a karşılarına çık dedi. Kadınlar Yusuf'u görünce güzelliği karşısında şaşırıp kaldılar. Bu yüzden ellerini kestiler ve haşa Rabbimiz, bu bir beşer değil, bu ancak değerli bir melektir dediler. Kadın dedi ki, işte hakkında beni kınadığınız şahıs budur. Ben onunla beraber olmak istedim. Fakat o iffetini korudu. Andolsun eğer kendisine emredeceğimi yapmazsa mutlaka zindana atılacak ve elbette sürünenlerden olacaktır. Yusuf, Rabbim, zindan bana bunların benden istediklerinden daha iyidir. Eğer onların bana kurdukları tuzağı boşa çıkarmazsam onlara meyleder ve cahillerden olurum dedi. Rabbi onun duasını kabul etti ve kadınların tuzağına düşürmedi. Şüphesiz o çok iyi işiten, pek iyi bilendir. Sonunda kesin delilleri görmelerine rağmen onu bir zamana kadar zindana atmak yetkililerce gerekli ve uygun görüldü. Onunla birlikte zindana iki delikanlı daha girdi. Onlardan biri, ben rüyada şarap yaptığımı gördüm dedi. Diğeri de, ben de başımın üstünde bir ekmek taşıdığımı gördüm, kuşlar ondan yiyordu. Bunun yorumunu bize bildir. Kuşkusuz biz seni bu işleri iyi bilen biri olarak görüyoruz dedi. Yusuf şöyle cevap verdi. Size erzak olarak verilen yemek gelmeden önce onun yorumunu mutlaka size haber vereceğim. Bu Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Şüphesiz ben Allah'a inanmayan,
aynı zamanda ahireti de inkar etmekte olan bir kavmin dininden uzaklaşıp geldim. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakup'un dinine uydum. Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız bize yaraşmaz. Bu Allah'ın bize ve insanlara olan lütfundandır. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Çeşitli tanrıları mı, yoksa gücüne karşı durulamaz olan bir tek Allah'a mı inanıp bağlanmak daha iyi? Allah'ı bırakıp da taptıklarınız, sizin ve atalarınızın taktığı bir takım isimlerden başka bir şey değildir. Allah, onlar hakkında herhangi bir delil indirmemiştir. Hüküm sadece Allah'a aittir. O size kendisinden başkasına ibadet etmemenizi emretmiştir. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Biriniz efendisine şarap sunacak, diğeri ise asılacak ve kuşlar onun başından yiyecek. Yorumunu sorduğunuz iki rüya bu şekilde kesinleşmiştir. Onlardan kurtulacağına inandığı kişiye, efendinin yanında benden bahset dedi. Fakat şeytan ona, efendisine Yusuf'tan söz etmeyi unutturdu. Dolayısıyla Yusuf birkaç sene daha zindanda kaldı. Kral dedi ki, rüyamda 7 arık ineğin 7 semiz ineği yediğini gördüm. Ayrıca 7 yeşil ve bir o kadar da kuru başak gördüm. Efendiler, eğer rüya yorumlarsanız bu rüyamı da bana yorumlayın. Yorumcular, bunlar karma karışık düşlerdir. Biz böyle düşlerin yorumunu bilenlerden değiliz dediler. O iki kişiden hapisten kurtulup bunca zaman geçtikten sonra olayı hatırlamış olan, ben size rüyanın yorumuna dair bilgiyi öğrenip getiririm. Beni hemen gönderin dedi. Zindana gelerek, Yusuf, ey özü sözü doğru arkadaş, rüyada görülen 7 arık ineğin 7 semiz inek ile 7'si yeşil, diğer 7'si kuru olan başaklar hakkında bize yorum yap. Ümit ederim ki insanlara dönerim ve umarım onlar da doğruyu öğrenirler dedi. Yusuf şöyle dedi, her zaman yaptığınız gibi 7 sene ekin ekeceksiniz. Sonra yiyeceklerinizden ibaret olan az bir miktar hariç hasat ettiğiniz ürünü başağında bırakın, böyle saklayın. Sonra bunun ardından saklayacaklarınızdan az bir miktar tohumluk hariç o yıllar için biriktirdiklerinizi yiyip bitirecek 7 kıtlık yılı gelecektir. Sonra bunun ardından insanların bol yağmura kavuşacakları bir yıl gelecek. Artık o yıl bolca ürettikleri üzüm ve zeytin sıkacaklar. Kral, onu bana getirin dedi. Elçi Yusuf'a geldiğinde Yusuf, efendine dön de ona sor. Ellerini kesen o kadınların zoru neydi? Şüphesiz Rabbim onların hilesini çok iyi bilir dedi. Kral kadınlara, Yusuf'u elde etmek istediğinizde beklentiniz ne oldu diye sordu. Kadınlar, haşa, Allah için biz ondan hiçbir eğrilik görmedik dediler. Aziz'in karısı da, şimdi gerçek ortaya çıktı. Ben onunla beraber olmak istemiştim. Şüphesiz ki o doğru söyleyenlerdendir dedi. Yusuf dedi ki, bu Aziz'in yokluğunda ona hainlik etmediğimi ve Allah'ın hainlerin hilesini başarıya ulaştırmayacağını bilmesi içindi. Yine de ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü nefis, Rabbimin acıyıp koruması dışında daima kötülüğü emreder. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayan, pek esirgeyendir. Kral dedi ki, onu bana getirin, onu kendime özel danışman edineyim. Onunla konuşunca, bugün sen katımızda yüksek yeri olan güvenilir birisin dedi. Yusuf da, beni ülkenin hazinelerine tayin et. Çünkü ben çok iyi korurum ve bu işi bilirim dedi. Böylece Yusuf'a orada dilediği gibi hareket etmek üzere ülke içinde yetki verdik. Biz dilediğimiz kimseye rahmetimizi eriştiririz. Güzel davrananların mükafatını zayi etmeyiz. İman edip de sakınanlar için ahiret mükafatı daha hayırlıdır. Yusuf'un kardeşleri tahıl almak üzere gelip huzuruna girdiler. Kardeşleri onu tanımadıkları halde Yusuf onları tanımıştı. Yüklerini hazırlayınca
sizin baba bir kardeşinizi de bana getirin dedi. Görüyorsunuz ki ben ölçeyi tam dolduruyorum ve ben iyi bir ev sahibiyim. Eğer onu bana getirmezseniz artık ben de size verilecek tahıl yoktur. Bana hiç yaklaşmayın. Kardeşleri onu babasından isteyeceğiz. Kuşkusuz bunu yapacağız dediler. Yusuf emrindeki gençlere dedi ki, ödedikleri bedeli yüklerinin içine koyun. Umarım ki ailelerine döndüklerinde bunun farkına varırlar ve umarım yine gelirler. Babalarına döndüklerinde, ey babamız artık bize erzak verilmeyecek çünkü kardeşimizi istiyorlar. Kardeşimizi bizimle beraber gönder de erzak alalım. Biz onu mutlaka koruyacağız dediler. Muhakkak ki Allah doğru söyledi. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.